Bana bakma, seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Cem Yılmaz. Komedyen, oyuncu, karikatürist, senarist, yönetmen olan Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 İstanbul'da doğdu. Annesinin adı Sabahat, babasının adı Arif'tir. Aslen Sivaslı olan Cem Yılmaz, ilk öğretimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra Bahçeli Evler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu ve Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni tamamladı. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünde tamamladı. Öğrencilik yıllarında Leman adlı mizah dergisinde karikatür çizmeye başladı. İlk stand-up gösterisini 1995 yılında Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Aynı yılın Aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde, yani BKM'de, stand-up gösterileriyle sahne almaya başladı. Komedyen olarak burada düzenlediği gösterilerle adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 5000'e yakın kez sahneye çıktı. Tanınmaya başladığı 90'lı yılların sonlarından itibaren stand-up'larının hemen hemen hepsi kapalı gişe oynayarak kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Türkiye'nin birçok ilinde sahnelediği gösterisini Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yine aynı başarıyla sahneye koydu. Cem Yılmaz'ın sinema sektörüne adım atması 1998'de yaptığı Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle oldu. Daha sonra Gora, Hokkabaz ve Yahşi Batı, Arok gibi Türk seyircisinin severek izlediği filmleri çekti. Son filmi 2015 Kasım ayında vizyona giren Ali Baba ve Yedi Cüceler'dir. Basında yer alan haberlere göre diğer filmlerinde oldukça yüksek gişe hasılatları yapan Yılmaz bu filmden umduğunu bulamadı. Cem Yılmaz yaratıcı ekibinde yer aldığı bu filmlerin yanı sıra farklı filmlerde de oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. Bunlar arasında Organize İşler, Av Mevsimi, Şahane Misafir ve Son Umut gibi önemli projeler bulunuyordu. Ayrıca CM101 MMXI Fundamentals şovunu beyaz perdede izleyiciyle buluşturarak bir ilke imza attı. Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu. Aralarında Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos gibi büyük markaların yer aldığı firmalar için başarılı reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve 3 filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hali de okurların yoğun ilgisini çekti. Sanatçı, Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ve Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü gibi ödüllerin de dahil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü. Usta komedyen, sinema filmleri, oyunculuğu ve stand-up performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Cem Yılmaz, ilk medyatik aşkını 1994 Best Model of Turkey birincisi Sema Şimşek'le yaşadı. Bu aşk yalnızca 2 ay sürdü. 1995'te ise yine Miss Turkey güzeli olan Demet Şener'le birliktelik yaşadı. Fakat bu ilişkide zamana yenik düştü ve bir aylık ilişki magazin tarihinde yerini aldı. Oyuncu Yılmaz, 90'lı yılların sonunda Zeynep Tümerdem'le yeni bir aşka yelken açtı. Evlilik olur mu, olmaz mı diye konuşulurken birlikte geçen 3 yılın sonunda ayrılık haberi geldi. Cem Yılmaz ayrılığı çabuk unuttu ve gönlünü 1997 Elite Model Look güzellik yarışmasında ikinci olan Deniz Barut'a kaptırdı. Çok geçmeden bu aşkta da ayrılık kararı alındı. Ünlü komedyen en uzun ilişkilerinden birini işletmeci Lal Dedeoğlu ile yaşadı. İkilinin aşkı günlerce gazete manşetlerine taşındı. 4 yıllık aşk ani bir kararla bitti. Yılmaz, Lal Dedeoğlu'ndan "Onun yeri bende her zaman başka" diye bahsetti.
2000'li yılların başında Cem Yılmaz, Tescilli Bir Güzel'le daha el ele çıktı kameraların karşısına. Bu kez yanındaki isim 2000 Miss Turkey 3. güzeli Cansu Dere'ydi. Bir dargın, bir barışık devam eden aşk 6 yıl sürdü. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikili 2010 yılında bir daha geri dönmemek üzere ayrıldı. Cem Yılmaz'ın adı Cansu Dere'nin ardından Ahu Yatu'yla aşk dedikodularına karıştı. Bu aşkın en dikkat çeken tarafı Dere ve Yatu'nun yakın arkadaş olmasıydı. Birçok kez evliliğin eşiğinden dönen Cem Yılmaz, 2012 yılında sürpriz bir kararla Ahu Yatu'yla nikah masasına oturdu. Yılmaz, evlendiklerinde 4 aylık hamile olan Ahu Yatu'dan 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Cem Yılmaz, 2014 yılının son günlerinde 1999 Miss Turkey 1. güzeli Ayşe Hatun Önal'la görüntülendi. Geçmişte de kısa süreli aşk yaşayan ikili yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Ancak aşk bu sefer de uzun ömürlü olmadı. Ayşe Hatun Önal'la Cem Yılmaz 2,5 ayın ardından yollarını ayırdı. Önal'ın çapkınlıkları ve ilgisizliğinden bıktığı için Yılmaz'ı terk ettiği iddia edildi. 2016 yazına Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yakınlaşması damga vurdu. İlk kez Çeşme'de birlikte görüntülenen çiftten Ebru Şallı aşkı doğrulayan açıklamalar yaptı. Yılmaz ise uzun süre sessizliğini korudu. Tam aşk evliliğe mi gidiyor manşetleri atılmaya başlamıştı ki Cem Yılmaz Şallı ile ilgili sorulara çok tartışılan bir yanıt verdi. Ateş et ve unut. Bu açıklama ikilinin yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'nin kızlarıyla birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice müzikalini izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz'la Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz'sa, konuk olduğu İbrahim Selim'le Bu Gece programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı. Yılmaz, "Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor şimdi?" diye sordu. Haberler karşısında inatla sessizliğini koruyan çiftten ilk fotoğrafsa yaptıkları Atina kaçamağından geldi. Böylece Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ilişkisi belgelenmiş oldu. Fakat Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi çok uzun sürmedi. Cem Yılmaz'a uzun zamandır beraber görüntü vermediği kız arkadaşı Serenay Sarıkaya soruldu. Gazetecilerin "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet, ayrıldık." yanıtını vererek ayrılığı duyurdu.